Bu bölümde sizlerle birlikte axis, gizmo, pivot ve koordinat özelliklerini inceleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Burada ilk olarak axis'tan bahsetmek istiyorum. Axis, 3D programlarda sahnede yaratılan nesnelerin koordinat konum bilgilerini bize sayısal rakamlar üzerinden bildiren değerlerdir. Buna göre 3D programlarda 3 adet eksen mevcuttur. Bunlardan ilki X eksenidir. X X80 ekseni kırmızı renk ile gösterilir ve yatay düzlemi ifade eder. Bir diğeri y eksenidir. Y ekseni yeşil renk ile gösterilir, derinlik eksenini ifade eder. Son eksen z eksenidir. Z ekseni mavi renk ile gösterilir ve dikey ekseni ifade eder. Şimdi araç kutusundan mu aracımı alıyorum ve sahnedeki nesneme bir kez dokunuyorum. Görmüş olduğunuz gibi üzerinde bir gizmo oluştu ve gizmonun üzerinde 3 adet eksen mevcut. Aynı zamanda aşağıdaki eksen kutularına baktığımda burada bazı değerler olduğunu görüyorum. Bu değerler bu nesnenin grid uzayı içerisindeki koordinat bilgileridir. Bu noktada şayet ben bu nesnemi x ekseninde mouse'umun sol tuşu ile basılı tutup hareket ettirirsem nesnemin x ekseninde hareket ettiğini görüyorum. Yani yatay düzlemde. Aynı şekilde z eksenine basılı tutup nesnemi hareket ettirirsem nesnemin bu defa dikey eksende hareket ettiğini görüyorum. Ancak birden fazla eksende nesnemi hareket ettirebilirim. Örneğin z ve x ekseninin tam merkezine geldiğimde mouse'umun imlecinin move işaretini aldığını görüyorum. Ve şimdi sol tuşa basılı tutarak nesnemi hareket ettiriyorum. Bu defa nesnem z ve x ekseninde hareket ediyor. Ancak y ekseninde kısıtlandı. Nesnemi merkezden hareket ettirmek için buradaki kare üzerine geliyorum ve mouse'u mu imlecini aldığında nesnemi hareket ettiriyorum. Artık nesnem z, y ve x eksenlerinde hareket ediyor. Eksenler ile ilgili bilmem gereken ikinci şey her pencerenin sol alt köşesinde bulunan ve o pencereyi ilgilendiren kılavuz eksen sembolüdür. Örneğin burada z'nin yükseklik, x'in yatay, y'nin ise derinlik eksenini ifade ettiğini görebiliyorum. Aynı şey buradaki gizmo üzerinde de mevcut. Evet. Böylece Access ile ilgili bilmemiz gereken şeyleri öğrendik. Şimdi Gizmo'ya bakalım. Gizmo sahnedeki nesneleri taşıma, döndürme ve ebatlandırmamızı sağlayan manipülatörlerdir. Buna göre 3 adet gizmomuz vardır. Bunlardan ilki Move yani taşıma gizmosudur. Araç kutusundan taşıma gizmosunu seçtiğimde ve nesneme dokunduğumda üzerinde taşıma gizmosunun aktif olduğunu görüyorum. Bu durumda nesnemi 3 eksende de move yani taşıyabilirim. Yine ikinci olarak rotate gizmomu görüyorum. Rotate gizmom ile nesnemi 3 eksende de döndürebileceğimi anlayabiliyorum. Son olarak scale gizmom mevcut. Scale gizmom ile nesnemi yine 3 eksende de ebatlandırabileceğimi buradan anlayabiliyorum. Burada nesnemi kısıtlayarak ebatlandırabileceğim gibi tam ortadan da merkezden ebatlandırma mümkün. Mu gizmosunun kısa yolu W'dur. Rotate gizmosunun kısa E'dir. Scale gizmosunun kısa ise R'dir. Yani klavyedeki W, E ve R tuşları buradaki 3 adet gizmoya atanmıştır. Gizmo'lar ile ilgili öğrenmemiz gereken şeyler bu kadar. Şimdi bir diğer seçeneğe yani pivot'a bakalım. Pivot, bir nesne sahnede yaratılırken üzerinde oluşan merkez noktasıdır. Örneğin bu nesnenin merkez noktası tam tabanıdır. Ancak buradaki küreye tıkladığımda merkez noktasının tam ortası olduğunu görüyorum. Demek ki küre nesnem yaratılırken tam ortadan yaratılmış. Ben buradaki pivot noktası üzerinden nesnemi sağa sola hareket ettirebilirim. Ve yine nesnemi rotate edebilirim. Dikkat ederseniz nesnem tam yaratıldığı noktadan yani pivot noktasından rotate edilmekte. Yine ben bu nesnemi scale ederken örneğin z ekseninde scale etmek istediğimde nesnem pivot noktasından scale edilmekte. Ancak dilersem ben bu pivot noktasını değiştirebilirim. Bunun için hiyerarşi paneline geçmem gerekiyor. Çünkü pivot özellikleri hiyerarşi panelinden düzenlenmekte. Hiyerarşi panelinde ilk seçenek pivottur. Burada görmüş olduğunuz gibi birkaç seçenek mevcut. Pivot noktamı değiştirmek için önce pivotumu serbest bırakmam lazım. Bunun için F Pivot Only seçeneğini işaretliyorum. Yani sadece pivot noktasını etkile diyorum. Şimdi F tuşuna basıp front görünümüne geçiyorum ve pivot noktamı götürüp merkezin istediğim noktasına bırakıyorum. Daha sonra bu butona tekrar tıklayarak pivot noktasını kilitliyorum. Tekrar P tuşuna basıyorum. Ve şimdi Rotate gizmosunu alıyorum. Ve daha sonra nesnemi herhangi bir konumda döndürmek istediğimde nesnemin artık yeni pivot noktasından döndüğünü görüyorum. Yine burada Link Info kısmından nesnemi kısıtlayabilirim. Örneğin X'de taşınmasını engelleyebilirim. Y'de Rotate edilmesini yani döndürülmesini engelleyebilirim. Ya da Z'de Scale edilmesini engelleyebilirim. Bu özelliklere Hierarchy Panel altından erişmemiz mümkün. Şimdi bunları tekrar kapatalım. Çünkü biz herhangi bir kısıtlama istemiyoruz. Evet, böylece Pivot hakkında da öğreneceğimiz bilgi şimdilik bunlardan ibaret. Evet, eğitimimize son olarak Koordinat düzleminden bahsederek devam edeceğiz. 3ds Max içerisinde bir grid düzlemi üzerinde iki adet eksen bulunur. Bunun birincisi dikey eksendir. Ve buraya başlangıç meridyeni denir. Bir diğeri ise yata eksendir. Ve buna da yine yata eksen denilmektedir. Yine 3ds Max'e göre bu eksenlerin etrafında bir küre vardır. Bu kürenin sağında 180 tane meridyen bulunur. Ve bu meridyenler artı yönde meridyendir bu meridyenlere doğu meridyenleri de diyebiliriz. Yine 180 tane de batıda meridyen bulunur. Bunlara da eksi yöndeki meridyenler diyebiliriz. Yine burada başlangıç meridyeni 0, bitiş meridyeni ise 360'tır. Yani bu değer 0'dan saat yönüyle aynı orantıda 360'a kadar artmaktadır. Burada 4 adet 90 derecelik çeyrek açı vardır. Şimdi dilerseniz bu sistemin nasıl çalıştığını bir örnek üzerinde görelim. Öncelikle nesnemi seçiyorum ve rotate aracımı alıyorum. Artık ben bu nesneyi buradaki eksen etrafında döndürebilirim. Ancak ben açılı bir şekilde döndürmek istiyorum. Şimdi ilk olarak buraya y eksenine 90 yazıp enter tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi nesnem buradaki 90 derece meridyenine geldi. Şimdi ben buraya tekrar 0 yazıyorum ve 180 yazıyorum tekrar y eksenine ve enter diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu an yarım açılık bir dönüş yaptık. Şu durumda eğer tekrar 0 yazıp 90 yazarsam enter yaparsam çeyrek açılık bir dönüş yapmış oluruz. Yani burada 4 adet çeyrek açıyla ben tekrar 360 derece meridyenini bulabilirim. Burada meridyenin sağ tarafına artı sol tarafına eksi demiştik. Yani ben buraya eksi 90 yazarsam buradaki eksi 90 meridyenini bulurum. Yine 315 yazarsam buradaki 315 meridyenini bulurum. 0 yazıyorum ve başlangıç meridyenine geliyorum. Şimdi 45 yazıyorum. Enter yapıyorum. Bu defa 45 derece meridyenini buldum. Şimdi ben 45 derece meridyenindeyken 315 yazarsam 45 derecenin anti değerini yani negatif değerini bulurum. Deniyorum. 315 yazıyorum. Enter yapıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 315 yazıyorum ve nesnem 315 meridyenini buluyor. Ancak y eksenindeki kutuyu dikkat edersem, kutuya dikkat edersem eksi 45 yazıyor. Bunun anlamı 45'in negatif meridyeni 315'tir. Neden böyledir? Çünkü burada 360 derecelik bir eksenden bahsetmiştik. 360 eksi 45 enter yaparsam 315 meridyenini bulduğumu görüyorum. Tekrar burayı sıfırlıyorum. Evet, Tridus Max içerisindeki koordinat sistemi de bu şekilde çalışmakta. Umarım bu eğitim size faydalı olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.